Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Huzurlarınızda Sabah Tümer geliyor. Hoş geldiniz. Ne güzel bir kalabalık var. Ne yapacak? Yol yapım çalışması varmış. Onun için birazcık geciktim. Çok özür dilerim şimdiden. Beklettim sizleri. Bu şekilde mi çal söyleşiyi? Sen orada, ben burada mı olacağız? Ha, ben direkt konuşacak mıyım? Ben zaten, sen bana soru soracaksın. Kitabım nerede? Var, aldınız mı kitabımı? Ben sandım ki burada kitabı getirecekler, stand açacak. Neyse ki ben 4 tane aldım. 3 kişi bugün kazanacak imzalı. Kaç kişi? 3 kişiye. 3 kişiye. Evet. Ama kimse de yok ki kitap. İşte ben onlara getirdim Türkiye'den. 3 yani tane mi aldın ala ala? Hayır, bir tane de mi? 4 tane. Söyleseydim ben getirdim hayatım. Bilemedim. Nasıl, neye göre seçeceğiz 3 kişiyi? Instagram Lefke Avrupa hesabından bir çekiliş yaptık. İsimler belli ama sonunda açıklayacağız. Ha, yani, belli mi isimler? Belli. Peki. Onlar her şeyi yapmışlar. Neyse, kitabım çıktı, haberiniz olsun. Şimdi mi oldu, daha önceden oldu mu? Kitap yazdım 21 günde mutluluk diye. Her neyse, şimdi nereden başlasam, böyle tek başına konuşmaya başlayınca, birisi soru sormayınca da daha enteresan bir şey, bir hale almış oluyor. İnsan nereden başlayacağını bilmiyor. Size daha şey, bir hikayeyle başlayayım. Şimdi ilk benim medyayla tanışma hikayemle başlayayım. Çünkü enteresan bir hikaye bu. Oradan da kitaba doğru geçeriz. Sonra da sizlerden gelecek olan soruları da cevaplandırırım. Sonuçta hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak için yollar arıyoruz. Ben de kendi mutluluk yolculuğumda uyguladığım formüllerin hepsini bu kitapta topladım. İnşallah sizler de faydalanırsınız. Herkes faydalanır ve yararlanır. Şimdi ben hazırlık sınıfında okurken, yani ortaokuldan önce hazırlıkta okurken, babam İstanbul'dan İzmir'e gelecek uçakla. Babamı bekliyoruz evde. Derken bir anda bir haber geldi. Babamın İstanbul'dan İzmir'e geldiği uçak Yunanistan'a kaçırılmış. Gerçekten skandal bir hikaye. Fakat şimdi şimdi ona bir anda annem evde fenalık geçirmeye başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Annem ağlayınca kardeşim ağlamaya başladı. Fakat bu cuma günü oluyor ve cumartesi günü de benim İngilizce'de özel dersim var. Özel derse gidiyorum İngilizce'de. Benim yaptığım ilk hareket, özel ders hocamı aradım. Hocam dedim, babam kaçırıldı, ben yarın derse gelemeyeceğim. Nasıl yırtacağıma bakıyorum dersten çünkü. Ben hiç evde değilim yani. Hadi adamcağız kaçırılmış falan. Yani hani o kadar olayı şey yapmamışım. Neyse, kadını aradım. Özel dersimi iptal ettirdim. Telefonu kapattım derken bizim bütün ev dolmaya başladı. İnsanlar herkes geliyor. Sanki hani birisi vefat edince gideriz de biz de adetendir. Öyleymiş gibi. Annem fenalıklar geçiriyor, babam kaçırıldı diye. Evde işte o zaman İzmir'de yaşadığımız için Yunan televizyonunu da alıyor. İşte annemin Yunanca bilen bir arkadaşı bizim evde o Yunan televizyonundan tercüme ediyor. Eniştemin abi BBC'de çalışıyor o zamanlar, o bizi arıyor falan. Böyle bayağı karmaşık bir durum var evin içerisinde. Derken bir anda dediler ki,
Hürriyet Ege gazetesi gelip fotoğraf çekecek. Hani olur ya böyle kaçırılma olaylarına falan gelip aile dram fotoğraf çekerler. Allah dedim, gazeteciler geliyor eve fotoğraf çekecekler. O gün de kendime kırmızı çizme almışım. Konuşursam daha rahat edeceğim. Bunda kıpırdayamıyorum çünkü. Neyse, çok mersumurcum. Kırmızı çizmeleri almışım. Şimdi gazeteye çıkacağım ya, o çizmelerin de gözükmesi lazım. Ben bir anda içeriye girdim. Beyaz bir gömlek giydim. Beyaz bir pantolon giydim. Çizmelerimi giydim ayağıma. Ben hazırım diye çıktım. Şimdi bütün ev kalabalık ve bütün ev şok. Baba kaçırılmış. Herkes fenalık geçiriyor, adam kurtarılacak mı diye ve ben kırmızı çizmelerimle, ben hazırım diye süslenmiş bir vaziyette çıkmışım dışarıya. Neyse fotoğraf çekildi filan, poz verdik. Neyse sonra babam da uyanıktır benim. Korsan demiş ki, kadınlar ve çocuklar uçağı terk etsin demiş. Babam kadınlarla çocukların arasına karışmış ve uçağı terk etmiş. Görücük arkada oturuyormuş babam da, hemen aradan sıvışı vermiş ve görüyoruz da şimdi televizyonda, çünkü haber geldi işte Yalçın çıktı diye. Ondan sonra bir anda televizyonda bir baktık, kadınlar çocuklar koşuyor, aradan da babam koşuyor onların arasında. Neyse sonra ertesi gün gazetede haber çıktı. Haberi size veriyorum. Nereden gözüküyorum biliyor musunuz haberde? Buraya kadar. Kırmızı çizmeler çıkmamış. İlk basınla tanışmam bu şekilde oldu. Onun için bu hikayeyi çok seviyorum. Ben her anlattığımda da çok eğleniyorum, çok gülüyorum. Yani bakış açısı farklılığı da benim hayatımdaki demek ki hep varmış. Yani olaylara daha değişik bir açıdan bakmak. Ya yani evde herkes fenalık geçirirken, yani gerçekten çok ciddi bir olay. Yani korsan uçağı kaçırıyor, daha başka ne gelebilir ki bir insan başına. Ve ben orada kırmızı çizmeyle gazetede güzel gözükmek peşinde medyadaki ilk anım bu şekilde başlamış oldu. Neyse ha, ona geçince daha rahat edeceğim. Orada devamlı şey, sabit vaziyette konuşmak zorunda kalıyoruz. Neyse, daha sonra işte zaten biliyorsunuz, programlarımı seyrediyordunuz. Bu sene inşallah tekrar ekranlarda sizlerle beraber olacağım. Bütün bu programlar yaşanırken, daha önce bunu söylemiştim, belki duydunuz, duymadınız, duymayanlar da oldu aranızda. Ben kahkahalarımla ve gülerek ve olaylara daha değişik bir şekilde bakarak, şimdi bir takım şeyler hayatta yaşanıyor. Herkesin hayatında acı da var, dram da var, her şey var. Ben hayatımdaki acıları ve dramları kahkahalarımla örtmeye çalışmışım meğer. Kendi kendime bir sistem oluşturmuşum. Bunu da hani o 0-6 yaş arasında çok küçükken oluşturmuşum. Çok güzel bir yöntemdi, çok da mutluydum. En azından hani sizleri tanıdım, sizler beni tanıdınız filan, böyle güzel bir şekilde ben bunu oluşturdum. Fakat bu bir anda belirli bir zaman içerisinde acıya girip de acıyı temizlemezsen ve üstünü örtmeye çalışırsan bir error vermeye başlıyor. Ben de zaman içerisinde, yani geçtiğimiz dönemde daha doğrusu, kahkahalarımın azaldığını hissettim. Şimdi ben normalde hani elma desen gülerim, armut desen kahkaha atarım. Yani hani böyle hayattan o şekilde beslenmeyi seven bir tipim. Fakat gülemem, yani içimden de gelir benim kahkaha, fakat gülemez oldum. Dedim ki sabah, you have a problem, yani burada bir sorun var. Ne oluyor bana diye kendi kendimi sorgulamaya başladım. Ondan sonra anladım ki gerçekten hani olmam gerek. Çok şükür ki hayatımda her şey de yerinde, yerindeydi de. Ama bir takım şeylerden dolayı bir mutsuzluk halim vardı. Ve mutlulukla tatmini birbirine karıştırmıştım. Yani mesela reyting çok iyi geliyor, çok mutluyum o gün. Reyting biraz kötü geliyor, demoralizeyim ve mutsuz. Yani mutluluk böyle bir şey olmamalı dedim. Mutluluk sonuçta bir her zaman olması gereken bir şey insan hayatında. Yani herhangi bir nedenle sonuca bağlı olmamalı dedim. Ondan sonra kendi kendime bir takım kararlar aldım. Ve de kendi mutluluk yolculuğuma çıktım. Yani mutluluğu aramak yolunda, kendini sevmek yolunda, teslim olmak yolunda ve bütün onların hepsi yolunda. Sonra da bütün bunları yaparken, bir gün yürüyüş yaparken bunu yapmaya karar vermiştim. Sonra dedim ki, baktım uygulamaya başladığım formüllerin hemen hemen hepsi çok iyi işe yaramaya başladı. Gerçekten kendime döndüm, kendi özüme döndüm, kendimi sevmeye başladım.
az önce söylemiş olduğum gibi kahkahalarım yerine gelmeye başladı. Sonra dedim, aa dedim, çok güzel bir şey yapıyorsun sen kendine. Niye bunu insanlarla paylaş? Hiç böyle bir şey yazma gibi niyetim yoktu ilk başta. Tamamen kendi yolculuğumda. Dedim ki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 1 kişinin bile hayatı değilse ne mutlu bana yani. Hani en azından herkes sonuçta kendine göre bir şeyi cımbızlayacak. Sonuçta çok kişisel gelişim seminerine gittim, çok kitaplar okudum. Fakat gitmekle uygulamak aynı şey değildi. Kendi hayatımın içerisinde uygulayamıyordum. Hele profesyonel hayatın içerisinde, o telaşın içerisinde olunca da daha da uygulayamıyor insan. Onun için de biraz ekranlardan uzak kalmak istedim ki kendime döneyim, tekrardan şarj edeyim kendimi diye. Şeye benzetiyorum ben, cep telefonlarında var ya, cep telefonunu da yanıma aldım sizin resminizi çekmek için bu arada. Cep telefonlarını hani böyle şey yapıyoruz ya, eski bilgileri atıyoruz ya şarj çabuk bitmesin diye. Ben o bilgileri atmayı unutmuşum. Onun için de yavaş yavaş şarj bitiyordu. Sonra işte onları tak 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 kendi bedenimden, bünyemden atmaya başlayınca tekrardan çok şükür ki şarj oldum. Gayet güzel bir şekilde hani bakış açımı değiştirdim, algıyı değiştirdim. Ben zaten her zaman şükreden bir insandım. Daha fazla şükretmeye başladım. Affetmeye başladım. Onları zaten sizlerden gelen sorular çerçevesinde tekrardan anlatacağım. Ondan sonra da bu kitap bir anda ortaya çıktı. Kitap ortaya çıkınca da tabii böyle değişik ve heyecanlı bir süreç de var. İşte hani gelip sizlerle konuşmalar yapmam, imza günleri, işte birçok insan, okuyan insan DM'den mesajlar atıyor. Herkes çünkü kendisinde neye ihtiyaç varsa oradan oraya cımbızlıyor. Sonuçta bu... Ben yürüyüşle başladım, işte evi temizlemekle devam ettim ama başkası bambaşka bir şeyle de başlayabilir kitabın içerisinde. Çünkü öyle illaki yapılması gereken bir sistem yok. Neye ihtiyacımız varsa ilk başta oradan başlanabilir. Ve de güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde böyle ilerliyor. Benim size söyleyeceğim şeyler, söylemek istediğim şeyler kitapla ilgili ve mutlulukla ilgili şeyler. İlk başlarda işte yürüyüşle başladım diyorum. Yürüyüşte zaten yürüyüş yaparken hepimiz üşeniyoruz o yürüyüş yapmaya. Öyle değil mi Allah aşkına? Yani hani yürüyeyim diyorsun, ondan sonra hadi bir gün yürüyorsun, iki gün yürüyorsun, üçüncü gün aman bugün mü yürüyeceğim diyorsun falan, öyle bir şeyler. Ben de öyleyim. Hatta böyle havayı kötü gördüğüm zaman seviniyorum. Oh diyorum, bugün yürümeyeceğim. Çünkü hani vicdan azabı, iyi olsa vicdan azabı çekeceğim çünkü. Kötü olunca o iki damla yağmur görünce ben yürümüyorum falan öyle. De yürüyüş bandında yürümeyi de sevmiyorum. Neyse, yürüyüşler yaparken dedim şimdi yürü 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 yürü. Dedim bu yürüyüşleri bir manalı bir şeye getirmeliyim ben. Manalı bir hale getirmeliyim. Sonra bir tane bir seminere gitmiştim ve o seminerde kitabını da okumuştum onun. Dört tane cümle vardı çok sevdiğim. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim diye bir cümle. Onu söylemeye başladım. İlk başta dedim ki, ilk başta insanın kendini affetmesi lazım. Bilerek veya bilmeyerek yaptığı şeyler için. İlk başta kendi kendime o cümleyi söylüyordum. Ondan sonra mesela sinirli olduğum bir kişiye veya beni kırmış olan bir kişiye veya üzmüş olan bir kişiye, onun ismini düşünerekten, onu düşünerekten işte atıyorum. Ayşe, özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Bu demek değil, o sadece bizim, sizin daha doğrusu, o kişiyle aranızda olan enerji akışını, o bağı hafifleten bir şey. Daha sonra bir gün sabahleyin yataktan kalktım, bir baktım o Esma-ül Hüsna gözüme ulaştı. Aa dedim, niye dedim ben acaba yürüyüşlerde böyle bir şey yapmıyorum dedim. Ne kadar da güzel ağlıyor dedi, başucuma zikir aleti de vardı. Açıyordum kitabı, o gün hangi sıfatı kitapta açılırsa bir anda elime zikir aletini de alıp, çünkü onu da alınca her ikisi birden çok daha güzel oluyor. Başka bir şey düşünmüyorsun çünkü ona da zikir aletine de basınca. Bu sefer zikretmeye başladım. Devam, bu sefer de hava kötü bile olsa yürüyüşlerime devam ediyordum. Çünkü apayrı bir amaca da hizmet ediyordu yürüyüşlerim. Gerek başka şeyler düşünüyordum, gerek zikrediyordum, gerek olumlamaları söylüyordum. Ondan sonra gayet güzel bir şekilde 21 gün boyunca bütün bu yürüyüşleri oturtunca her gün. Ondan sonra 22. 23. 25. gün abi heyecanla kalkmaya başladım yataktan. Hey bugün yürüyeceğim falan diye. Sonra evi temizlemeye girdim. Ya gençler, o evi temizlemek ne kadar önemli. Ya evi temizleme, elime deterjan alıp da temizlemedim tabii ki de. O eski eşyaları atmak, o lüzumsuz kabloları atmak. Hepiniz evinde var değil mi o ne işe yaradığını bilmediğiniz kablolar?
eski cep telefonundan kalmış. Mesela o eski sevgiliden gelen mesajlar gitmesin diyor, eski cep telefonu da atılmaz. Adam unutulur, o telefon orada kalır. Bir baktım evde telefonlar, bilmediğim kablolar, işe yaramayan aletler, saat mesela, saat bozulmuş, çalar saat bozulmuş, etmiş yıllar öncesinden kalma. Aldım elime koskocaman bir koli, hepsini bakşadım, tek 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 kolilerin içe. Attıkça rahatlıyorsun, attıkça rahatlıyorsun. Gerçekten çok enteresan bir şey. İnsanın üzerinden bir yük kalkıyor. Onları attıkça buldukça. İşte yatağın altına açıyorsun o şeyleri. Bazalı yataklar var. Onların altına tıkmışım her şeyi. Orada bu da Allah, bu nereden çıktı falan diye. Bir de o şeyler de var ya. Mesela bir elektronik cihaz aldığınızda içinden çıkan o kitapçıklar. Hani hiç okumadığımız o kitapçıklar. Niye biriktirmişim onları, niye tutmuşum, zaten okumayacağım belli, alet çalışıyor, at gitsin değil mi? Neyse, bütün onları atmakla başladım. Onları attıktan sonra ertesi gün ecza dolabına geldi sıra. O ecza dolabındaki ilaçları atmak kadar zevkli bir şey yok. Ay nasıl güzel bir duygu. Bir de hepsinde tarihi de geçiyor onların. Bir de bazılarını alıyorsunuz, ne işe yaradığını da bilmiyorsunuz yıllar sonra. Yazmayı unutmuşsun merhemin üstüne ne işe yaradığını. Ay oturdum onları aldım çöp kovasında yanıma. Okudum okudum attım. Ay mis gibi. Ertesi gün kalktım. Bu bir de bir heyecan da veriyor insana çünkü o temizliğin içerisine girince. Ertesi gün kalktım. Dedim ki giysi dolabı. Hadi giysi dolabı. Orada üç şeyi kıstas aldım. 3 senedir giymediğim herhangi bir şey atacağım. Yani 3 senedir giymiyorsam demek ki bir daha da giymeyeceğim onu. Şimdi gene de böyle bir bağ oluyor ya, ay ya tekrar modası gelirse, ya giyersen. Dedim ki sabaha ver. Yani ver bunların hepsini sevgiyle ihtiyacı olanlara gönder. Evren sana kat kat bunları geri getirir. Ondan sonra başladım eşyaları da atmaya. Sonra bir baktım dolaba. De bunlar birkaç günlük süreçler içerisinde. Bir baktım dolaba. Aa, bütün kıyafetlerim azalmış. Çok az kıyafetim var. Fakat bir o kadar da giyeceğim şey var. Hepsi son derece düzgün, kaliteli ve hep giyeceğim şeyler kalmış dolapta. Ve ondan sonra da onları da işte gönderdikten sonra ve bütün ilk başta bütün her şeyi kendi enerjimi yükseltmek için, gerçekten de bütün bu ağırlıkla, bu ağırlıklardan, bu yüklerden kalkınca, bunları atınca bir anda insanın enerjisi değişiyor, bir kendine geliyor, daha bir dinamikleşiyor. Ondan sonra en önemli bölüme geçtim. Arkadaş detoksuna geçtim. Güzel değil mi arkadaş detoks? Herkesin gerçekten de yapması gereken bir şey. Yani hayatımızda insanlar var, evet çok seviyor olabiliriz ama enerjimizi emiyorlar bazıları. Şimdi orada da kendime kıstas olarak da şey yaptım. Bir arkadaşımla yemeğe çıktığımda ya da görüştüğümde kendimi eve gelince nasıl hissediyorum? Bazısıyla yemeğe çıkarsınız, eve gelirsiniz mesela gayet güzel bir şekilde kendinizi hissetmeye devam edersiniz. Bazısıyla eve dönünce yatağa yapışırsınız. Kalkamazsınız, sabah uyanamazsınız filan. Belli ki o kişi sizin enerjinizi çekmiş. İsteyerek veya istemeyerek. Şimdi ne gerek var dedim hani. Zaten enerjimiz önemli kendinize. Ondan sonra yavaş yavaş onları hayatımdan çıkartmak demeyelim de. Burada beni kim kaydediyor? Daha sonra ne yapacaksınız? Kayıt yazdı. Basın bülteni bütün burada. Kitabı okusaydınız ona. Her neyse. Ondan sonra yavaş yavaş o insanlarla arama mesafe koymaya başladım. Ve gerçekten de çok iyi oldu. Yani bazı şikayetçi arkadaşlar vardır. Her şeye dırdır ederler. Hayatındaki her şeyden şikayet ederler. Ve ne gerek var? Yani hiçbir şey bu... Kime gülüyorsunuz? Sen misin o? Ha, niye şikayet ediyorsun hayatım? Anlat bana derdini. Ha? Hiçbir şey bulamazlarsa havadan şikayet ederler mesela. Ay bugün niye yağıyor? Ya yağıyor işte, yağmur, sana ne, yapabileceği bir şey var mı? Bu bir tercih. Mutluluk bir tercihtir. Şimdi hayatında her şeyden şikayet eden, dırdır eden mesela. Bütün o insanların hepsiyle arama mesafe koymak zorunda kaldım. Kendi ruh sağlığım için, kendi enerji sağlığım için.
Gerek yok çünkü o insan. Yani mutlu olmaya bakmak varken hayatta ve bir herhangi bir şeye iyi tarafından bakmak varken niye kötü tarafından bakasın? Yani niye dırdır edesin? Niye şikayet edesin? Ve biliyor musun, şikayet ettikçe daha çok çekersin o olayları. Maalesef. Ay Umur. Nerede Umur? O arkadaşı hediye edelim mi kitaptan? Bir beşinciye. Tamam mı? Peki. Var mı beşinci kitap? Her neyse. Ondan sonra o insanlara da şikayet, işte herkesi zaten çoğu insanı da kategorize ettim. İşte şikayetçileri, dırdırçıları, menfaatçileri, hafiften yalaka demedim de orada. O tarz olanlar da var ya, onlara daha güzel bir isim kullandım. Ondan sonra bütün onlar, o süreçten de geçtikten sonra olay işte bakış açısını değiştirmeye geldi. Ben hiç karşıdan öyle gözükmüyorum ama çok endişeli bir tipimdir ben. Tiptim daha doğrusu. Ya bir şey olacak. Şimdi bir şeyin negatif ve pozitif olma ihtimali %50. Şimdi pozitif olan bir durumda, yani normal olan bir durumda ya bu kötüye giderse diye bir endişe içine giriyorsun saçma sapan ve o anda o olayın tadını çıkartamıyorsun. Şimdi ya olursa diye. Ya dedim ki kendi kendime, sabah dedim sen niye böyle kendi kendine zehrediyorsun ki o anı, yani yaşaman gereken şeyleri. O zaman olursa düşünürsün. Yani şu anda olma ihtimali karşısında yapabileceğin bir şey var mı? Hayır, yok. E o zaman olunca düşünürsün. Devam, aklıma böyle negatif bir şey geldiğinde olunca da, şu anda seni düşünmek istemiyorum, olunca düşünürüm falan gibi böyle yöntemlerle onu kafamdan atıp kafamdan atmaya çalıştım. O da çok işe yaradı. Bakış açısını değiştirmek hayatta gerçekten muhteşem bir şey ve acayip bir özgürlük. Ve bütün bu sürecin içerisinde o kadar güzel bir şey oldu ki, hayatımı değiştirmeden hayatım değişti. Bir tek bakış açısını değiştirerekten, kişisel algılamayaraktan bazı şeyleri, varsayımda bulunmamak, varsayımda bulunmayı bırakaraktan, affederekten, daha fazla şükrederekten, bütün bunları yaparak gerçekten de çok güzel. Ya insanlar, herkes korkuyor mesela, hayatın mı değişecek, bir şey mi olacak? Hayır, hayatını değiştirmeden hayatını değiştiriyorsun. Bundan daha güzel, daha tatlı bir lüks var mı hayatta? Yok bence. Ufak ufak oynamalarla kendini daha çok seviyorsun, etrafı daha çok seviyorsun, insanı daha çok seviyorsun. Sonra parayla ilgili bir bölüm yaptım. Esas sizler öğrenci olduğunuza göre size başarısızlık diye bir şeyin olmadığını söyleyeyim. Ki bu çok rahatlatıcı bir şey ve hayatta gerçekten de bu söylediklerimi unutmazsanız çok işinize yarayacağını biliyorum. Bence hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Bunu net bir şekilde bilin. Başarısızlık, hayatın size yanlış yoldasınız demesinin bir yoludur. Ben kendi hayatımdan deneyimlediğim şeyleri de zaten kitapta yazdım. Size anlattığım her bu bölümle ilgili hayatımda deneyimlediğim şeyleri de anlatıyorum ki daha bir kişisel, yani daha da kişiselleştirmek için. Oradan biliyorum ki kendi hayat tecrübemden, yapmış olduklarımdan, başarısız olduğum şeylerden, gerçekten de hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Herhangi bir olayda, herhangi bir derste, herhangi bir işte başarısızsanız hayat size yönünüzü değiştirmesini söylüyor. O kadar basit aslında olay. İlla ki yönünüzü, işte atıyorum mesela siz olmuşsunuz kimya mühendisi, gidin de başka bir şey olun demiyorum. Ama orada yapacağınız, demek ki kendinize katacağınız ya da kendinizle ilgili geliştirmeniz gereken başka bir şeyler var ve size onların sinyali veriliyor gayet güzel bir şekilde de. Nedir bu acaba diye sormak gerekiyor herhangi bir başarısızlık durumunda. Ben mesela üniversiteyi, özür dilerim ama 8 senede bitirdim. Gazetecilik okudum, tıp değil. 8 senede ve de mahkeme kararıyla geçtim. Gerçekten artık hiç unutmuyorum, Ege Üniversitesi gazetecilik bölümündeydim. Geçemiyorum. Yani hukuk dersi var. Hukuk dersinden hoca geçirmiyor. Hani hoca geçirmiyor da hep ağza pelesenk oldu. Ama bu hoca gerçekten geçirmiyordu. Bir tek ben değil, kendi kızım da geçirmiyordu yani. Öyle bir hocaydı. İşte betimleyinizle açıklayınız arasında fark varmış. Biz betimliyormuşuz, o soruda açıklayınız demiş falan filan gibi şeylerden. Ve artık 8 senedir okulda olunca tabii
bütün ayıptır söylemesi öğretim görevlileriyle falan arkadaş olduk. Bana diyor ki mesela bir tane sabah 4 nolu amfideyim orada gir de diyor ne yapacaksan yap geç artık bu dersten diyor. Gittim zaten hani bana deyin ki 27. sayfa açmama gerek yok 27. sayfada ne olduğunu biliyorum zaten. Yazıyorum ne biliyorsam her şeyi yazıyorum. Kitap altta açık. Hani kitap altta açık ama bakmıyorum bile çünkü biliyorum 8. senem artık yani. Aa baktım gene 40 aldım. Derken koridorda yürü dekan. İşte beni gördüğü zaman yangında ilk kurtarılacak diyordu. Mezun olamıyorum ya bir türlü. Ondan en son bir gün dediler ki bana sınav kağıdını mahkemeye ver. Yani yapacak bir şey yok. Yani geçemiyorsun ve geçemeyeceksin de belli bu artık. Neyse. Ben de mahkemeye verdim sınav kağıdımı. Mahkemede bile kişi 99 verdi. Valla 99 verdi. Hoca temize gitti. Temizden 90'la geçtim. 90'la mezun oldum. İnanamadım. Kimse inanamadı yani mezun olduğuma. Gerçekten de hani ilginç bir hikaye yani. Ama ondan sonrasına bakarsanız sonuçta hani belki de ilk anda hayatta daha sonra yaşamış oldum. İşte okuldaki bu başarısızlık mıydı? Aslında bir nevi başarısızlıktı 8 senede mezun olamamak. Ama hani bana başka şeyler kattı. Ondan sonra işte mesela daha sonrasında benim en büyük hedefim zaten haber sunaraktan başlamıştım ben mesela. Muhabirlikle başladım daha sonra haber sunmaya da geçtim. Şimdi haber sunar hatırlıyor musunuz hiç haber sunduğum zaman hatırlayan var mı içinizde? Hadi ya. Epey bir zaman oldu çünkü 97'ler falan. Skandal değil mi? Cümle mi kurdum? Kaçlısınız? 97. Ben ya 2007 miydi? Yanlış hatırlıyorum. Valla 97'de MTV'de haber sunmaya başladım. Kaşıyım dediniz, kafa gitti, eyvah. 95-96 mı? Şaka diyorsunuz. 98-2000. Ben bir aralar haber sunuyordum. Haber spikeriydim. Ağlayacağım şimdi. Neyse ağlamıyorum. Çok mutlu oldum vallahi bu kadar gençlerle beraber olmaktan. Hayır abi. Ben haber sunarken siz kumda hiç bu kadar büyüdüğümü düşünmemiştim. Neyse. işte haber sunarken hedefim ana haberdi. Ana habere çıkmaktı. Bir türlü de ana habere çıkartılmıyordu. O da hani kötü olduğumdan, hocam siz hatırlar mısınız beni? Bari hatırlayan biri olsa versin. Şimdi kötü olduğum için falan değil, çok iyi olduğum için çıkartılmıyor. Şimdi bu tip hayata karıştığınızda bu tarz böyle Bizanslarla, oyunlarla, katakulilerle falan uğraşmak zorunda kalacaksınız. Yaşayacaksınız bunları yani yapacak bir şey yok hayatın içerisinde maalesef ki böyle şeyler de var ama bunlar insanı gerçekten de çok güçlendiriyor da eğer kendi yolunuzdan şaşmazsanız her neyse çıkartılmıyorum devamlı böyle saçma sapan bahanelerle ama çıkartılmıyorum yok işte ana haberdeki kişiyle aynı zamanda izne gönderiliyorum, yaz saatine gönderiliyorum ki hani o yokken beni çıkartmak zorunda kalmasınlar falan. Böyle ufak tefek saçma sapan, ufak tefek cinayetler var ya, gerçekten orada o dizideki bazı şeyler hayatta maalesef var inanmak istemesem de. Neyse, çıkartılmadım ve de gerçekten çok mutsuzum. Yani İzmir'den kalkmışım, İstanbul'a gelmişim, 8 senede okulu bitirmişim, sindire sindire istiyorum. İstiyorum ha, çok iyiyim falan, her şey yolundayken böyle şeyler olur ya, pilli bebekler olur ya, böyle duvara toslarlar, çevirmezsem anlamazlar. Aynen o şekilde duvarı tosluyorum, evde hüngür hüngür ağlıyorum, yastıkları döverek yani, hani o kadar nasıl olmuyor falan da yapılanlar karşısında. Neyse.
Neyse, bir gün hatta öyle bir şey ki beni bir kanala, başka bir kanala göndermişler. Benim olduğum kanaldan başka bir kanala gönderdiler. O kanala gitmek de hafif sürgün gibi bir şeydi. Ama yani sürgünlük bir şeyim de yok ama oraya gittim. Neyse, hayatta her şey bambaşka şeye yol açıyor ve olan hayırlıdır lafını çok severim. Olan da hayırlıdır, olmayan da hayırlıdır. Neyse, oradayken çok şeker bir haber müdürümüz vardı, Salih Seki. Bir gün geldi benim yanıma oturdu. Ben de tam prompter'dan haberlere çalışıyorum. Geldi yanıma oturdu. Ya dedi, bu dedi haber sunmak dedi, sana dedi leblebi yemek gibi bir şey dedi. Senin dedi kafan dedi çok acayip çalışıyor dedi. Bu da, o da bir şey de Salih de bilgisayarlarla, bilgisayar programcılığıyla falan çok ilgili. Onlarla kafayı yemiş bir durumda. Bilgisayara dedi bir bilgiyi verirsin dedi, sana bilgiyi getirir dedi. Senin beynin dedi çok acayip dedi. Bir bilgiyi veriyorsun dedi, bambaşka bir şey getiriyor dedi. Sen dedi başka bir şey yapmalısın dedi. Ay ben nasıl, ay Salih sonunda beni anladı diye. Ne yapacağım ben dedim, hadi bulalım bir şey yapalım. Derken bence dedi program yap dedi, programcılığa geçin. Zaten dedi baksana dedi böyle bir şekilde falan filan. Aa hadi biz ondan sonra kafa kafaya verdik ve ondan sonra ben programcılığa geçtim. Ve zaten o programcılık sayesinde de işte sizlerle beraberim. Programcılık sayesinde işte beni kahkahalarımla tanıdınız, beni olduğum gibi sevdiniz. Ve ben şimdi normal bir taraftan bakarsam ben haber spikerliğinde başarısız mı oldum? Evet, başarısız oldum. Ama bu benim hayatın benim için planı o değilmiş ve ben yanlış yoldaymışım. O yanlış yolda olduğumu anladım, yönümü değiştirdim ve başarılı oldum çok şükür. Yani başına geleceğim sözümün, hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece size vermek istediğim tavsiyelerden biri de iç sesinizi dinlemeniz. Yani size eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, akrabalarınız ya da en yakın arkadaşınız herhangi bir şey sorduğunuzda sizi yönlendirmeye çalışacaktır. Size kendi fikrini söyleyecektir. Ama bilin ki herkesin bu hayattaki yolculuğu kendine. Hiç kimse sizin yolculuğunuza karışamaz, müdahale edemez, sizin için yön veremez. Çünkü bu sizin yolculuğunuz. Başkasının istediği bir şey yaparsanız eğer, mesela anneniz sizin doktor olmanızı istiyorsa, siz de gazeteci olmak istiyorsanız, başarılı bir doktor olamazsınız. Çünkü o oğlun yolu, o zaman anneniz olsaydı zamanında doktor gibi. Ya ben o şeylere çok üzülüyorum. Proje çocuklara, yani kendi olamadıklarını o çocukta, o çocuğun ruhu başka, o çocuğun deneyimi başka, o çocuğun olmak istediği şey bambaşka. Neden? Yazık, eziyet çekiyor. Sonra geliyor bilmem kaç yaşına, hadi sil baştan tekrardan hayata başlıyor. Onun için bence herkesi kendi haliyle bırakmak ve kendi yolunuza, kendi kalbinizden gelen iç sesinizi dinleyerek devam etmeniz en güzeli hayatta. Çok şükür ki ben her zaman iç sesimi dinledim ve dinlemeye de devam ediyorum. Herhangi bir şey, herhangi bir teklif geliyor bana mesela. Şimdi ben zaten biliyorum ona ne cevap vereceğimi. Fakat hani o bildiğimde de ben de seviyorum böyle bazen kendi kendime böyle sorgulamayı, kurcalatmayı etmeyi. Şimdi ne karar vereceğimi biliyorum ama gene de uykular tutmaz. Acaba bu doğru karar mı değil mi? Ona sor, buna sor, şuna sor. Zaten kafamın dikine gideceğim, ne olacağını ama kendim o acıyı çektirip bir hafta, 10 gün, 15 gün. En sonunda patlıyor zaten. İlk başta verdiğim kararı verip en başta verdiğim şeyi uyguluyorum. En güzel şey, o ilk aklınıza gelen şey vardır ya, ilk içinize doğan şey, o ilk ses. Duymak istemeyiz onu, başkasının sesini duymak isteriz. O ilk sesinizi duyun, o iç sesinizi duyun, iç sesinizle barışın ve hep onu duymaya çalışın. O sizi çok doğru bir şekilde yönlendirecektir hayat yolculuğunuzda, hayat amacınızda. Daha bakayım mı? Hadi soru cevaba geçelim değil mi? Ne oldu? Daha da küçük var. Boğdu. İlk soru en zor sorudur. O kadar kitabımız, 6 kitap oldu. İlk soruyu sorana da bir kitap varmış. Hadi parmak kaldırırsın birisi. Ah evet, nasıl soracağım? Mikrofonu sana mı vereyim? Oraya mı yüklüyorsun?
İşte şimdi anlattım ya o yolculuğu. Yani ana haber hedefim vardı. Ana habere çıkartılmayınca da... Hepimiz çok kişilikliyiz. Şimdi sen burada olduğu gibi evde böyle değilsin. Sevgilinle beraberken farklısın. Babandan izin isteyeceğin zaman farklısın. Hepimizin içerisinde her yere göre oynadığımız bir rol var. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Güzel soruydu ama o... Demek ki işte o dedim ya az önce Salih'in bende görmüş olduğu şey. Demek ki benim içimde o cevheri gördüm ki bana o şekilde yön değiştirmem için bana yardımcı oldu. Bana fikir verdi, bana el verdi. O bambaşka bir şey işte. O insandaki o kendini görmekle ilgili bir şey. Ben bu arada sizlerle öteki ikinci soru gelene kadar bir fotoğraf çekeyim. Çok güzel gözüküyorsunuz buradan. Wow. Şimdi de Insta story çekeyim. Ay kendimi görüyorum. Alkışlayayım falan bir şey. Hemen kaydedeyim. Bu teknolojiyle de çok alakam, yani çok iyi değil. Hemen kaydedeyim ki bir anda gitmesin bu güzel coşkulu anlarımız. Neyse şeyde, kitapta parayla ilgili bölüm de var. Şimdi para parayı çeker derler ya. Çok doğru bir laf. Ne oldu? Çok doğru bir laf. Çünkü niye? Şimdi hepimiz enerjiyiz. Ben de bir enerjiyim, siz de bir enerjisiniz, para da bir enerji. Mesela radyoyu nasıl açtığınızda, atıyorum Power FM'i dinlemek istiyorsanız, yüzdü değil mi o? Yüzü açıyorsunuz ama onu açıp da başka bir radyoyu dinleyemezsiniz. 106'yı açıp da Power FM'i dinleyemezsiniz. Onun gibi bir şey, aynı frekansta olmanız lazım aynı şeyleri birbirinize çekmeniz için. Onun için parası olanın parayı çekmesi, çünkü o frekansta, onu hiç kaybetmemiş, o hep onda var. Eğer daha değişik bir titreşim içerisindeysek ve daha değişik bir kendimizde bir herhangi bir şekilde yokluk, kıtlık hissediyorsak onu, o titreşimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ona inanmamamız ve onu üzerimizden atmamız gerekiyor. Ben mesela herkes şeye çok sinirlenirim işte. Adamın işte bilmem neyini ödeyecek parası yok ama gidiyor en son model cep telefonu alıyor. Alsın. Çünkü o cep telefonuna bakınca kendini zengin hissedecek. O cep telefonuna bakınca kendini iyi hissedecek. Böylelikle de o titreşimi de değiştirecek. Aslında çok güzel bir şey. Yani böyle seni mutlu edecek şey. Ben kendimi mutlu edecek şeyde paraya kıyarım. Ha mesela ben çıkıp benim için mesela hiçbir önemi yok cep telefonunda. En iyi cep telefonu olmuş ya da en eski cep telefonu olmuş. Ya da herhangi bir cihazda ya da televizyonda falan. Benim böyle bir ilgi alanım yok yani. Benim için önemli olan mesaj atabiliyor muyum? Atıyorum. Mavi tıp oluyor mu? Oluyor. Aradığımda konuşuyor muyum? Konuşuyorum. Tamam bitti gitti. Araba da benim için aynı şey mesela. Ayağımı yerden kesiyor mu? Kesiyor. Tamam ne olacak? En iyisi olacak da filan. Yani işte bilmem ne olacak filan diye. Öyle şeylerde mesela ama kendimi çok iyi hissettirecek bir tane bir yüzük, bir bilezik, bir elbise. Ona paraya kıyarım. Çünkü onu giyince kendimi iyi hissedeceğim, titreşimim değişecek, kendimi mutlu hissedeceğim. Öyle bir şey giydiğim zaman ya da aldığım zaman iyi hissedecek gibi. Onun için sizlere de tavsiyem, gerçekten de kendinizi mutlu edeceğiniz şeylerde paraya kıyın, titreşiminizi değiştirin, daha da çokunu kendinize çekin inşallah. Tabii şu anda burada anlattığım kadar kısa ve basit değil de, İşte onu okuyunca anlayacaksınız. Altı tane artık aranızda. Döndüre döndüre alırsınız. Neyse evet, başka ikinci soru kimden geliyor? Ay hiçbir şey mi? Evet. Evet.
Bir şeyler sonuç sebep-sonuç ilişkisinden mutlu olmamayı öğrendim. Yani işte o arabayı aldın, mutlusun, 15 gün bindikten sonra zaten o araba eskimiş oluyor filan gibi. Yani sebep-sonuç ilişkisi kurmuyor. Artık mutluluk bir haldir, bir tercihtir ve olma durumudur ve kalıcı bir şey olması gerekiyor. Tabii ki hayatın içerisinde birçok şey var, yani negatiflikler de yaşıyoruz. Fakat şu anda en güzel şey benim kendimle hissettiğim mutsuzluk anında neler yapabileceğimi biliyorum. Yani kendimi tekrar mutlu etmek için nasıl motive edeceğimi ve neler yapacağımı biliyorum ki bu çok önemli bir şey. Yani bakış açısını değiştirmekle ilgili bir şey. Kendini seviyorsun, kendi değerinin farkında oluyorsun, kendini anlıyorsun. Bir insanın kendiyle baş başa kalması ve hayattan bir şekilde keyif almaya başlaması gerçekten çok önemli. Ben mesela ondan sonra güne nasıl başlarsan gün öyle gider derler ya, güne mesela şarkı söyleyerek başladım. Pencereyi açtığımda işte bütün her şeye şükretmeye başladım. Bütün bunlarla zaten aradaki farkı deneyimleyince çok iyi anlıyorsun. Yani şu anda ben işte şu anda elimdeki olan da kitabım. Kitabım çok satarsa daha fazla mutlu olmayacağım. Ben zaten çok mutluyum. Ama daha fazla insan işine yararsa daha çok mutlu olacağım. Evet, çok başka. Canlı yayında çünkü ben karşıda kim seyrediyor, kim seyretmiyor, hiçbir şey görmüyorum. Şimdi burada birebir temas içerisindesin. Yani gözünüzün içine bakıyorum, aynı enerji alanı içerisindeyiz. Birbirimizi işte gülüyoruz, alkışlıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. O çok farklıymış. Ben bu sene tiyatro yaptım. Tiyatro oyunuyla onu zaten daha iyi anladım. Şimdi çok mesela çok yorgun olduğum günler oluyordu. Ay hani o oyunun oynamanın zor geldi. Oradan oraya gitmişsin, şehir değiştirmişsin kaç tane falan. Şimdi bir anda sahneye bir çıkıyorsun, oyunu oynamaya başlıyorsun. Komedi oyunu zaten. Bir anda karşındaki seyirciler gülmeye başlıyor. Onlar güldükçe sen daha mutlu oluyorsun. Çünkü onlara hoşça vakit geçirdin, onları eğlendiriyorsun. Onlar eğlendikçe senin enerjin yükseliyor ve bambaşka bir şey oluyor. Ama ben televizyonda program yaparken ki hepiniz de çok gülüyordunuz, eğleniyordunuz benimle beraber yaşınız yettiği kadar. Çok skandal bu. Herkes mutlu bir şekilde uykuya dalıyordu benimle şey yap. Ama ben onu bilmiyordum kimleri mutlu ettiğimi. Çünkü birebir görmüyorsun orada. Ancak bana gelen e-maillerden, mesajlardan, DM'lerden ya da Twitter'da yazılanlardan biliyordum. Ama o birebir görüp de onu hissetmek bambaşka bir duyguymuş. Bu sene çok şükür ki onu deneyimledim. Ne açıdan? O çok enteresan bir psikoloji. Orada kendini tamamen konsantrasyonla alakalı. Aslında canlı yayın bana bir şekilde terapi gibi de geliyordu. Çünkü oraya çıktığın anda, oradan adımını attığın anda bütün sorunlarını, her şeyini unutuyorsun. Çünkü yapman gereken işe konsantresin. Sen orada görevlisin. O insanları, seni izleyen insanları bir takım bilgiler vermen lazım. Bir şekilde onları mutlu etmen lazım. Onları eğlendirmen lazım. Onlar seni seyrettiği için onlara hoşça vakit geçirmen lazım. Onun için kendinle ilgili olan her şeyi size çok ciddi söylüyorum. Çok enteresan bir şey. Herhalde beynin bir sistemi bu. Her şeyi unutuyorsun o sırada. Ama o hani program bittiği anda tekrardan her şeyi hatırlıyorsun da o bir terapi alanı gibi. Yani işini sevmekle, işine konsantre olmakla alakalı bir şey de olabilir, bilmiyorum. Ben çünkü çok seviyorum işimi gerçekten ve en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum ve yapmaya da çalışıyorum. Orada bambaşka bir şey o diyebileceğim. Ben belki herkes için öyledir yani. Bir öğretmen için de belki böyledir. O da çocuklarına ders verirken, öğrencilerine konuşurken o sırada herkesin hayatında sorunlar var. Herkesin hayatı pürüpak değil sonuçta. Her şeyi yaşıyoruz hayatın içerisinde. Eşinle kavga ediyorsun, çocuğunla kavga ediyorsun, çocuğun ders çalışmıyor, hastalanıyor, o oluyor, bu oluyor. Bir sürü şey var sonuçta. Onlara unutup bir anda kendini bambaşka bir alana sokuyorsun. Ondan sonra tekrardan sorununla ya da derdinle ya da hüznünle baş başa kalıyorsun. Değil mi? Boş zamanlarımda. Yok, çalışmıyorum. O gün kahkahamın ilginç bir hikayesi var.
Şimdi ben hep gülerdim. Yani, şimdi kitapta o bölümü yazma, o kitabı, o bölüme pek girmek istemiyorum. O bölüm biraz acıklı bir bölüm, epey acıklı bir bölüm de. Şimdi çok travmatik bir ortamda doğmuşum ben. Annemler 4 kız kardeş. Ben doğmadan, annem evlenmeden önce anneannem vefat ediyor. Trafik kazasında, hatta annemin kullandığı arabada. Sonra ben işte 4 kız kardeş, işte kala kalıyor. Hatta annem babama diyor ki evlenmeyelim. Yani ben kardeşlerime sahip çıkmak zorundayım. Neyse, babam onu yalnız bırakmıyor, evleniyorlar. Ve onlar evlendikten sonra, işte 9 ay sonra ben doğuyorum. Ben doğduktan 9 ay sonra da dedem vefat ediyor. Şimdi sonuçta bakarsanız trajik bir ortam ve dramatik bir ortamın içerisine doğuyorum. Ve ben bir şekilde hep çok ilk çocuğum ve çok eğlenceli bir çocukmuşum. Demek ki ben kendi kendime o küçük yaşlarda, yani bilinçsiz yaşımda daha doğrusu, bir sistem geliştirmişim. Yani herkes o kadar mutsuz ki etrafındaki, onları eğlendirmek, onları mutlu etmek için. Ve onun için de ben hep gülen bir insanım, hep kahkaha atan bir insanım. Hatta rahmetli annem, ben güldüğüm zaman falan böyle çok fazla yüksek sesle gülünce falan kızardı, kızım yapma bu kadar da gülünmez falan diye. Her neyse, sonra 18 yaşında ilk erkek arkadaşım oldu. Gayet güzel aşk yaşıyoruz, ilk aşkı. Çocuk beni terk etti sonra. Çekti gitti. Ondan sonra İzmir'deyiz. İzmir'de küçük bir yer sonuçta. Hepimiz aynı arkadaş çevresi içerisindeyiz. İşte ben şu masada arkadaşlarımla oturuyorsam, o şu masada oturuyor. Şimdi ilk aşk acısı. Adam terk etmiş. Aşkımdan ölüyorum. Karşı masada oturuyor. Fakat benim de tabii ki de yıkılmadım. Ayaktayım, oynamam lazım yani. Orada ya ben öyle mutsuz mutsuz ağlayamam orada bir kenarda oturuyorum. Ben de bu sefer zaten gülüyordum. Onu sinire, karşı masada ya, uzak masada ya. Şimdi onu sinir etmek için desibelini yükselttim kahkahamı. Ama gayri ihtiyari oldum. Nereden bileyim ben? Ondan onu kıl edeceğim diye ooo diye daha da daha sesli, daha sesli, daha sesli gülmeye başladım. Sonra o yer etti bende. Sonra da kariyer olarak geri geldi. İşte onun için olan hayırlıdır. Her işte bir hayır var. Yani ilk aşk acısından öleceğimi sanmıştım. Ondan sonra yıllar sonra bambaşka bir şekilde o bana geri geldi. Ben belki de onunla evlenseydim şu anda işte mutsuz bir şekilde oturuyordum. Ya da yani çok mutlu olacağımı zannetmiyorum onunla evlenmiş olsaydım. Şu andaki bakış açımla. Neyse, bütün bunlar olduktan sonra hala arkadaşız, hala görüşüyoruz kendisiyle. Bundan birkaç sene önce aradım. Konuşurken böyle arada hep de o rahatlığı da vermek istemiyorum ona yani hani. Bir sorumluluk hissetsin. Çok kötü bıraktı çünkü. Neyse. En sonunda dedim ki, ya dedim sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Sana bir teşekkür borçluyum ben dedim. Şaşırdı şimdi adamcağız, kalak aldı telefonu. Ne oldu, hayırdır dedi. Şimdi benden de ne çıkacağı belli değil ya. Dedim böyle gerçekten de çok canımı acıttım dedim. Hani çok ağladım, çok ettim senin için. İlk aşk acısı korkunç bir şeydi. Yıllarca seni unutamadım dedim. Ama bak dedim sana bitenin bütün yaptıkları, seni sinir edeceğim diye yükselttiğim kahkahamla bana gayet güzel kariyer olarak geri döndü. Onun için sana teşekkür ederim dedim. Bir rahatladı, bir rahatladı. Gayet güzel, onun öyle bir hikayesi, bir anısı var yani. Öyle ta eskilerden. Siz daha... Neredeydiniz Allah bilir. Efendim? İzmir'de mi? Aa, o zamanlar şey vardı, plaza vardı. İzmir sinemasının orada bir yer vardı. Ne? Ömer Ağa var mıydı? Vardı, olmaz mı Salepçi? Yani hep Salepçi içerdi bu arada. Öyle mi? Kim kime baba? Ha, kim? Beyefendi mi? Hadi ya, o değildi. Kaçırdık tüm. Ne kısmetler kaçtı. Kariyer uğruna. Evet, başka soru. Buyurun. Parayla mutluluk satın alınabilir mi? Aynen. Evet. Aynen. Bravo.
Dedim ya az önce, mutlu olacağın şeyi satın al dedim. Böyle bir şey var. Bunu da herkes geleneğine bunu yapar. Her şeyin en fazlasını isterler. Hani daha çok mutlu olmak için. İşte o çok yanlış. O işte bak kitabın arkasında var, kapakta var. Sana hemen orayı okuyayım. Bu arada kitabı yazdıktan sonra gözler de gitti birazcık. Daha iyi bir yaşam sürersek mutluluğun kendiliğinden geleceğini ümit ederiz. Oysa ki bu büyük bir yanılsamadır. Mutluluğumuzu ancak ve ancak kendimiz yaratırız. Yani hep onu bekliyoruz işte. Şu olursa mutlu olacağım. İşte şu kadar param olursa mutlu olacağım. Şu evi alırsam mutlu olacağım. Yok öyle bir şey. Mutluluk senin içinde. Mutluluğun kendi mutluluğunu kendin yaratman lazım ki zaten istemiş olduğun o hedefler sana gelsin. Ya arabada, evde, işte herhangi bir şey. Yani kendinle mutlu ve kendinle barışık olman gerekiyor. Kendini sevmen gerekiyor her şeyden önce. Ki hayat da seni sevsin. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hoş bulduk. Yani ben çok fazla kariyer odaklıydım ve işte annemi çok genç yaşta kaybetmekten sebep kardeşimle beraber kardeşime sahip çıkacağım ve kendi ayaklarım üzerinde duracağım diye kendimi tamamen işime verdim ve çalışmaya verdim. Haftanın 6 günü, 7 günü sabah demeden, gece demeden çalışmaya başladım. Ondan sonra da o aradaki o süreci kaçırdım. Yani insanın bence kendi ayaklarının üzerinde durması lazım. Ne arkasında kocası, ne babası, ne karısı, ne kayınpederi olmaması lazım. Onun için de o hedef doğrultusuna giderken o treni kaçırdım. Bebek altını değiştirmekten. Ya bilmiyorum, benim hayat planımda yokmuş demek ki. Zaten olacak olsaydı, hayat planımda olsaydı muhakkak ki çocuğunu doğurmak isteyeceğim adam karşıma gelirdi. Gelmedi valla. Yani çok önemli bir şey çünkü hayatta. Yani güvenebileceğin ve gerçekten de çocuğunun babasını olmasını istediğin kişi. Hayatta her türlü şey var. Onun için de hani yarın öbür gün ben ölürsem bu adam çocuğuma bakabilir mi falan. Yani her şeyin kafanın altı olan. Hayatta birçok şey var, hiç bilemezsin ama yine de bir iç huzurunun olması lazım o konuda. O şekilde bir şeyle karşılaşmadım. Zaten o amaçla yürümediğim için de belki de karşılaşmadım, bilmiyorum. Ama hani ben hep ona inanıyorum. Eğer bu dünyaya benim bedenim aracılığıyla gelmesi gereken bir ruh olsaydı zaten gelirdi. Hayat onun planını yapardı. Demek ki benim başka görevlerim varmış. Buyurun. İşte haber, ana haber. Ana haber bayağı senelerce didindim yani. En sonunda vazgeçtim. Çok çalışmaktı ya. Yani gerçekten gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden çalışmaktı. En büyük fedakarlık o bence. Ya ben şeyde NTV'de işte haber sunduğum dönemlerde bazen şey sabah shiftini veriyorlardı bana. Gece 12'den sabah 6'ya kadar. O kadar zor bir şey ki o shift. Devamlı sistemin değişiyor. Şimdi metabolizmanın da bir şeyi var. Bir gün sabah 8'den öğleden sonra 3'e kadar çalışıyorsun. Bir gün sabah gece 12'den sabah 6'ya kadar çalışıyorsun. Allah kullansın. Ben şeyle gidiyordum elimde minik bir battaniye ve yastıkla gidip orada haber aralarında haber masasının üstünde uyuyordum. Vallahi kuruyordum saati 15 dakika öncesine. Kalkıyordum. Hemen makyajımı şey tazeliyordum. Zaten yeni bir, gecenin o saatte yeni bir haber de gelmediği için zaten o gün içinde olan haberler. Ondan sonra tekrardan şey yapmaya başladım. Yani çok 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 çalıştım gerçekten. Çok emek harcadım. Teşekkür ederim. Buyurun. Neymar.
Ha, idol. Ay, onları hatırlamıyorum ya, utandım. Ya çok potum var benim. Fazlasıyla. Ama hani onlar da bir utanma gerektirmedi. Çok şükür utanacağım hiçbir şey olmadı canlı yayınlarda. Yani hani o pot kırmadı hani. Sonuçta pot değil. Bana kaç yaşında milli oldu dedi. Pot değil ki bu yani. Ay, ya o şey değil. Ay, ilk soru neydi? Ha, idolüm ne? İdolüm kimdi? İlk başlarda tabii o zamanlar TRT tek kanaldı. Yani aynen efendisinde oturup da şey okul zamanları da onların oradaki haberler gibi, spikerler gibi haber okurdum. O zamanlar idolüm Gülgün Feyman'dı. Daha sonra da idol, sonra da Oprah Winfrey oldu. Programcılığa geçince. Programcı olmaya karar verince yani. Yıldız, yıldız dünya şekeridir ya. Yok, olmuyor yani hiç. Zaten çoğunluğuyla hepsine bir diyaloğum var, hepsine bir arkadaşlığım var. Bir korku olmuyor ve yıldız çok zeki, çok zekidir, çok değişik ve tanınması gereken bir insandır bence. Çok keyifli program olmuştu Yıldız'la. Yani orada en güzel şey zaten ne biliyor musun? Karşındaki kişinin ne yapacağını bilmemek çok heyecanlı. O zaman devamlı böyle daha şey oluyorsun yani sonuçta. Siz de bilmiyorsunuz. Sizi bilmediğiniz kadar ben de orada program sunucusu olarak da ve yapımcısı olarak da ben de bilmiyorum. Ve çok heyecanlı ve çok güzel bir süreç. Yani ben o Yıldız ve Yıldız gibi konukları ağırlamaktan hep çok mutlu oldum. Ya o şekilde hatırlamıyorum. Bilmiyorum ben öyle çok yani hiç olmadı. Bak kaç saattir ne kadar da ben karşınızda konuşuyorum. Ben konuşurum yani o konuşması. Ben konuşurum. Yani işim gereği ne yapayım? Bir tane bir konuk vardı. Şimdi gündüz kuşağında 3 saat program yapıyorum. 3 saat de gerçekten çok uzun bir süre program yapmış. Yani fenalık geliyor insana konuş konuş konuş. Soru sor sor sor. Bir tane konuk var. Kendisi her bir şey yapmış, onu tanıtmak için geliyor bir şekilde. Şimdi soruyorum soruyu, albüm çıkarmış, işte albümün tanıtımı falan. Soruyorum soruyu, tek kelime cevap veriyor. İkinci soruyu soruyorum, tek kelime cevap veriyor. Şimdi 3 saat yayın, yani teker teker kelimelerle cümle kurmazsan, o cümle kuracak ki, onun kurduğu cümleyi ben dinleyeceğim, oradan yeni bir soru üreteceğim. Yani soracağın sorularda belli, o şarkıyı kim yazdı, bu yazdı falan filan diye. Baktım, o şekilde devam ediyor. 10 tane soru sordum arka arkaya. Hep bir veya ikişer cümlelik cevaplar geldi. En sonunda ben kendimi hiç farkında değil. Ay dedim, çok yoruldum, sen sor ben cevap vereyim dedim ya. O kadar zor bir şey ki o zaman. Ondan sonra o da kendine geldi. Ondan sonra program aktı gitti. Ama hani böyle anlar oluyor mu? Evet oluyor. Buyurun. Ya başkasının kalbini kırmayacaksın diye senin kalbin kırılıyor. Benim kalbim benim için daha önemli bir. Yani kalkıp da bazısına söyledim, bazısına söyledim, dedim şekerim dedim. Sen benim enerjimi çekiyorsun, ne olur dedim, bu arada enerjim bana lazım. Hani daha az görüşelim. Bazısına açık açık söyledim. Söyleyemediklerimle de mesela hep bir iş çıkarttım kendime. Mesela diyor ki işte bugün sinemaya gidelim. Yok şekerim, bu akşam babamla yemek yiyeceğim. Bilmem ne yapalım, yok bu akşam işte sevgilimle sinemaya gideceğim. Yani anladım, hep böyle böyle bahanelerle zaten bir dönem sonra aramamaya başlıyorlar. Efendim? Ama bencillik güzel bir şey. Yani
Ama ben şimdi karşındakini, mesela şey bölümü de var kitapta, hayır demeyi öğrenmeliyiz. Diyeceğiz, ben her hayır demediğimde kendime zarar veriyorum. Yani istemediğim bir şey yapınca bu sefer öfkeleniyorum. Kendime öfkelenirim, o öfke bambaşka bir yerden çıkıyor. Yani bütün hastalıkların sebepleri de aslında sonuçta ruhsal şeylere dayanıyor, geçirilmiş olduğunuz süreçlere. Ya ben ne diye kendi kendime zarar vereyim ki karşımdakini kırmayacağım? Onu tatlı bir şekilde söyleyebilirsin. Ve inan ki bunu birkaç kere uygulamaya başlayıp da söylemeye başladıktan sonra karşındakiler bunu anlıyorlar ve anlayışla karşılıyorlar. İlk başta ne oluyor? Sen çok değiştin. Ya değişmedim, sadece artık kendime farkındayım ve bir şey istemiyorsam dürüstçe söylüyorum. Sen çok değiştin, sen çok değiştin diyorlar. Sonra da kabulleniyorlar. Efendim? Ya ben çok bir arkadaşımın çok kötü bir günüyse, çok bana gerçekten ihtiyacı varsa zaten oradayım. Ama yani hani öteki... Çok kaliteli ve çok temiz bir çevrem kaldı. Efendim? Öğreniyor muyum? Öneriyorum, baksana kitapta bile yazdım. Önce bence çok önemli bir süreç. Yani insanın kendisine vereceği en güzel ödüllerden biri. Tabii ki demiyorum ki herkes. Arkadaşlık çok önemli bir şey. Dostluk daha da önemli bir şey. Ve gerçekten de gerçek ve samimi dostluklarla insanlar hayatta karşılaşacakları her türlü depremi atlatabilirler. Ama önemli olan o gerçek ve samimi olan dostluklar. Yani kalpten kalbe olan dostluklar hayatta çok önemli. Onları hayatınızda tutmanız lazım. Diğerleri gelip geçici, evet seviyor musunuz? Seviyorsunuz. İyi insan mı? İyi insan. Ama o tam kalpten kalbe geçiş vardır, o akış vardır. Yani en yakın arkadaşınızın sizin yaptığınız bir şeyi hafif de olsa böyle bir kıskanması bile korkunç bir şey. Ki oluyor. Yani sen neden şu notu aldın da ben alamadım? Ay çok sevindim senin adına diyor. Yalan. Şimdi onun o yalan söylediğini biliyorsam artık, ben onun benim hayatımda olmaması lazım. Çok şükür ki, şimdi tabii sizler daha çok gençsiniz. Hani ben artık hani bu yaşımda olduğumdan sebep bu böyle bir özgürlüğüm var ve bunun da tadını çıkarmak istiyorum artık. Kimsenin o negatif alanına, o negatif girdabının içerisine girmek istemiyorum. Buyurun. Çok. Ondan zaten dost detoksuna girdim. Yedim ya, çok yedim. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında her zaman yöneten kadındır. Her ne kadar yönetildiklerini zannetseler de erkekler, yönettiklerini zannetseler de. Yani öyle bir gerçek var. Buyurun. IQ testini yaptırmadım ya. Ben de galiba IQ yüksek olsa gerek. Yani IQ yüksek zannediyorum. Bilmiyorum, yaptırmadım hiç. Ama yaptırtayım bakayım. Buyurun. Parayla mutluluk satın alabilirdeki başka bir şey var. Az önce anlattım ya, sizi mutlu edecek şeye satın alın ki enerjinizin akışı değişsin diye. Orada söylemek istediğim oydu. Hayır, işte anlamadınız siz benim ne demek istediğimi. Zaten kitapta yola çıkış amacımda, yani yola çıkarken şeye girdim. AVM'ye girdim. AVM'de X-ray cihazlarının önünde görevliler var ya. Çok mutlu bir şekilde, her girdiğimde o çocuk beni çok mutlu bir şekilde karşılıyor. Tam da kendimi sorguladığım dönem, acaba ben mutsuzluğum, hayattan ne bekliyorum diye kendimi sorguladığım dönem. Dedim ki kendi kendime, tam bunlara kafayı kasmışken, şimdi dedim bu adamcağız sabahtan akşama kadar burada bu soğukta ayakta duruyor. Muhtemelen çok düşük bir maaş alıyor, bir ailesi var ve evini zor geçindiriyor. Fakat mutlu gözlerle bakıp beni mutlulukla karşılıyor.
Şimdi bir an dedim ki acaba dedim ben olduğum için mi bu yani? Hani sonuçta adam senelerce televizyonda görüyor. Hani mutlu hissediyor kendini ben geldim falan diye. Ondan sonra ben de bir selam verdikten sonra orada bir tane ATM cihazı vardı. ATM cihazının arkasına geçtim. Tek amacım adamı gözlemlemek. Baktım adam mutlu. Herkes aynı şekilde davranıyor. Dedim ki o zaman mutluluk bir tercih. Bu adam bunu tercih etmiş. Ve ne derdi varsa, ne şeysi varsa, her o zaman yani hasta ama mutlu olmazdı. İşte ne bileyim ben parasız ama mutlu olmazdı, sakat ama mutlu olmazdı, şişman ama mutlu olmazdı. Yani birçok şey var. Sonra bu mutluluk bir tercihse o zaman ben de bunu tercih ediyorum deyip de zaten yola çıktım. Mutsuz insan ne demek? Mutlu herkes mutlu olmalı. Hepimiz mesela hayatımız içerisinde, sen Instagram'da hiç mutsuz poz vereni gördün mü? Yok. Kimse ağlarken kendini koymuyor. Çünkü herkesin alt bilincinin ve istediği şey mutlu olmak, mutlu anını hissetmek, mutluluğunu yansıtmak. O zaman ol. O zaman onu, onu olman için kendine bir çaba harca, kendine bir emek sarf et ve bunu kalıcı bir hale getirmeye çalış elinden geldiğince. Anlatabildim mi? O geçim yani, beni değil yani, geçemedim. Yani bir şey demedim yani, 99 aldım sonuçta demedim. Ay hiç kuantum olmadım. Yani, ha geçti ben de diplomayı aldığım gibi bir daha orada okulun önünden geçme. Yani hani şu şakası bir yana da demedim bir şey ya, zaten geçtim ne diyeceğim adamcağıza. Yani, o zaten doğru olduğuna inanıyor ki kendisine, temize kadar gidiyor yani. Başka? Buyurun. Ünlü olmak nasıl duygu? Ne duygu? Ünlü olmak. Ünlü? Vallahi ben de insanım. Ben de yiyorum, içiyorum, hastalanıyorum, kusuyorum, sevişiyorum, ağlıyorum, gülüyorum. Her türlü konser. Ünlü olmak ne bileyim ben, sevilmek çok güzel bir şey. Yani her ünlü sevilecek diye bir şey de yok. Ama çok şükür ki hani ben çok sevildiğime inanıyorum. Çünkü ben sevgiyi vermeyi ve sevgiyi dağıtmayı çok seven bir insanım. Ya sonuçta herkes gibi bilmiyorum ki nasıl. Çok enteresan bir soru bu. Değil mi? Ünlü olmak nasıl bir duygu? İşte biraz daha fazla insan seni tanıyor. O kadar yani. Bir de mesela hep görüyoruz sizi de ekranlarda ama sinema, bazı sinemalarda dizilerde sizin kahkahalarla dediğiniz yapıyor. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Sen nasıl karşılıyorsun? Şimdi ona ben yorumda bulunmayayım. Bak ne güzel taktiniz. Taklide bile... taklitlerimden sakının ayol. Gülsünler ya, gülsünler ne güzel yani. Hayat sonuçta gülmek... Ha gülünce... Şimdi gittiğim bir seminerde ben bunu öğrendim. Alt beyine... Böyle hafif bir tebessüm etseniz de alt beyine mutluyum sinyali gidermiş. Alt beyin böyle enteresan bir şeymiş. Onun için şimdi ben bunu öğrendim o seminerde. Ondan sonra işte yürüyüşler yapıyorum değil mi? Beni yürürken görseniz zaten çok gülersiniz. Alt beyne o sinyal gitsin de evde mesela dizi seyrediyorum. Bir anda kendi kendime bakıyorum. Böyle bir tebessüm vaziyetinde. Her aklınıza geldiğinde, onun için söylüyorum şimdi aklıma geldi. Her aklınıza geldiğinde yüzünüze bir tebessüm yerleştirirseniz gerçekten alt beyninize mutluyum sinyalini veriyorsunuz. Ve bence tebessüm, yani surat asan insanı da sevmem ben mesela. Az önce sizde kim sormuştu onu? O su mesela eşiyle ya da bir şeyle kavga ediyor, surat asıyor. Ne korkunç bir şey ya o surat asma. Hele yanında başkaları varken. Ya bana ne senin suratından, git evin al suratını yani asacaksa. Ben mecbur muyum senin suratını ya da afranı tafranı çekmeye? Yani böyle enteresan şeyler de var, tipler de var. Onun için güler yüzlü insan ve güzel bakan insan gerçekten çok önemli. Bu arada o laf var ya, güzele bakmak sevaptır diye. O lafın doğrusu güzel bakmak sevaptır. Biliyor muydunuz bunu? Aa ben yeni öğrendim. Ne kuşaksınız siz? Z mi, Y mi, YZ mi, X mi? Bir kuşaksın. Vallahi yeni öğrendim. Ya bir sene olmadı öğreneli. Evet, başka buyurun. Çünkü, çünkü 21 gün çok önemli bir süreç. 21 günde istediğimiz herhangi bir alışkanlığı edinebilirmişiz.
ya da istediğimiz herhangi bir alışkanlıktan 21 gün boyunca o sebat edersek kurtulabilirmişiz. Yani vücudun ve ruhun herhangi bir şeye alışma süreci, kuluçka dönemi 21 günmüş. Onun için 21 gün. Yani ben işte yürüyüşleri de mesela 21 gün boyunca kendimi zorlaya zorlaya mesela yürümeye başladım. Ondan sonra 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i daha kolay geldi ve devam etti gibi. Buyurun. Kitapta yazıyor zaten. Silin dedim, unutmuşlar. 11. baskıya girdi. Sormayın. Vallahi her yaşın ayrı bir güzelliği var diyeceğim. Çok klasik olacak. Ya da ne? Şimdi ben çok affedersiniz ama 20'li yaşlara dönmek istemem. Gerçekten çok saçma yaşlar yani 20'li yaş. Sağ ol ya. 30'lu yaşlarla itibaren 30'lu yaşlarda ne istediğini anlamaya başlıyorsun. Hayattan ne beklediğini, hayatın senin senden ne beklediğini daha iyi kavramaya başlıyorsun. Ona göre seçimlerde bulunuyorsun, ona göre tercihlerde bulunuyorsun. 40'larda da bundan daha önce yapmış olduklarının tadını çıkartmaya, daha fazla hayattan keyif almaya, işte baktığın ya da kokladığın çiçek de sana mana vermeye başlıyor. Her anının tadını çıkartmak istiyorsun. Her şeyden keyif almaya, yani içtiğin sudan baktığın aya kadar keyfini alıp keyfini çıkartmaya çalışıyorsun. Hayatın anlamını daha da iyi öğrenmeye çalışıyorsun. Yani ondan sonrasını bilemiyorum tabii. Ya ben hayattan keyif almayı, mutlu olmayı, mutlu etmeyi istiyorum ve hedefliyorum ve yapıyorum. Bence başardım ya. Çok şükür. Ama dahasını yapabilir miyim? Yapabilirim tabii ki de. Önemli olan daha fazlasını istemek, daha fazlasını istemek. Yani çok şükür ki insanlara ne söylediğiniz, çok önemli bir şey var hayatta bence. İnsanlara ne söylediğiniz değil, insanlara nasıl hissettirdiğiniz önemli. Şimdi ben burada herhangi bir şey de söylüyor olabilirim, ben başka şeylerden de konuşuyor olabilirim. Fakat benim yıllardır insanlara vermiş olduğum duygu ve his, beni gördükleri zaman gerek kahkahamdan sebep, gerek sohbetimden sebep herkesin suratında çok şükür ki yüzünde bir tebessüm oluyor. Bir anda bir mutlu hissediyor, bir anda bir kahkahayı hatırlıyor. Çok güzel bir şey o. Yani ben ne söylemişim, ne söylememişim de hiç önemi yok benim için. Ne hissettirdiğimin çok önemi var ama. Yani hani bu şekilde burada kaç dakikadır, 45 dakika falan oldu herhalde. Bir saat oldu mu ben konuşmaya başlayalım? Hayır, burada beni dinliyorsanız, bana sorular soruyorsanız, beni bu kadar güzel bir şekilde alkışlıyorsanız ve karşılıyorsanız demek ki çok güzel bir iletişim oturtmuşuz ki aramızda, bu şekilde devam ediyor. Onun için de benim için de en güzel, en büyük mutluluk o. Karşındakine kendini iyi ve mutlu hissettirebilmek. Teşekkür ederim. Buyurun. Valla inşallah herhalde Eylül falan diye düşünüyorum. Eylül, Ekim falan. Bakıcıya sürpriz. Ben sevmem önceden söylemeyi. Onun için enerjisi kaçıyor. Evet, oyuna gel. Onu da neden yaptım biliyor musun? Yıllarca, yani 20 küsür yıl boyunca konuşup soru sormaktan sıkılmıştım artık. Yorulmuştum daha doğrusu. Çünkü bir konu zaten 10 kere, 15 kere, 20 kere alıyorsun. Herhangi bir sürprizle karşılaşmıyorsun. Devamlı aynı efektleri veriyorsun. Yani bir şey, dedim ki daha değişik bir şey yapayım ya. Daha böyle Amerikan vari yapayım. Çok güzel bir formattı o aslında. Çok şükür ki hiçbir ünlü arkadaşım da beni kırmadı, geldi. Çok da keyifli bir programdı. Çok güzel vakit geçirdik. Ama zaten 40 bölüm anlaşmıştık. 40 bölüm çektikten sonra 6 tane ünlü gerekiyordu o programa, program başına. O da çok zor bir şeydi, o 6 ünlüyü bir araya getirmek.
Ondan sonra dedim birazcık hani kendine vakit ayır, kendine zaman ayır sabah. Ondan sonra devam edersin. Şimdi tekrardan devam etme sürecine geçiyoruz. Buyurun. Ne demek, ben teşekkür ederim. Sağ olun. O çok önemli. Empati, nasıl anlatayım, çok uzun bir konu aslında. Empati yapmamız şart insanlarla aramızda. Yani sonuçta kimin nereden geldiğini, ne deneyimlediğini, ne yaşadığını bilemeyiz. Herkesin bilmesi gerekir. Yani öğrencinin de empati yapması gerekir, öğretmenin de empati yapması gerekir. Herkesin, annenin de, babanın da, çocuğun da, yani birbirimizde herkesin bir şekilde empati yapması gerekebilir. O gün işte hayatta her şey olabilir. Siz çok sevdiğiniz bir insanı kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da çocuğunuz hasta olabilir, o dersi vermek zorunda olabilirsiniz. O öğrenci o sırada herhangi bir şey yaptığınızda siz başka bir şeye takıp olmuş olduğunuz için daha sevgi istemediğiniz bir şekilde davranabilirsiniz ya da o size davranabilir. Ama işin özünde empati yapmak gerçekten karşıdakini anlamak, ne derdi var, ne yolundan geçiyor, onun deneyimi ne, onları anlayabilmek gerçekten hoşgörülü olmak çok önemli bir şey. Hoşgörü sahibi olmak, bunu da hayatımızda oturtabilmek. Mesela bizde hep vardı işte, sinemadayız mesela, birisine cep telefonu çaldı, kızarsın ama seninki çalabilir gibi. Hani terbiyesiz dersen bir bakarsın, seninki açık. Yani onun için herkesin, işte benim bir kere programda başıma geldi, bir tane bir konuk vardı. Ben de böyle torpille gelmeye çalışanları falan sevmiyorum. Sevmiyorum dedim, benim bir reyting kaygım var. Şimdi zaten o kişinin reytingi varsa ben onun programımı alacağım. Reyting yoksa da almayacağım. Şimdi sen bin bir tane torpille oradan buradan şuradan torpillerle programa gelince benim reytingimi düşürüyorsun. Benim de var olmam için o reytingi tutturmam lazım. Neyse bir gün böyle bir konuk geldi. Zar zor. En son dedi hani bir 10 dakika alalım programa da artık daha fazla birisi alınmasın bizi gelsin diye. Neyse aldık programa. Derken bir anda program esnasında telefonu çaldı, cep telefonu. Şimdi zaten sinirliyim bin bir tane torpil yapmış diye. Ara verdiğimizde dedim ki maşallah dedim. Yani bu kadar torpiller yaptırdınız, gelsin de cep telefonunuz açık. Ne saygısızlık bu dedim. Meğersem evde çocuğu hastaymış. Ateşler içerisinde bırakmış çocuğunu. Ondan sonra oradan haber bekliyormuş. Onun için de kapatamamış tabii ki telefon. Ay sonra o bunu söyledi. Ben bir vicdan azabı çek. Ay ben nasıl bu lafı ettim diye. Ondan sonra mesela daha çok herkesle hayatında hoşgörüyü, empati yapmaya başladı. Bilemiyorsun karşıdakinin ne yaşadığını o sırada. Onun için onunla bir şekilde empati yapmak çok önemli diyeyim. Evet siz, evet. Bana onu sordular. Onun üzerinde çalıp, şimdi bu kitap sayesinde ne bir aşk yaşadım, ne bir erkek arkadaşım oldu falan, hiçbir şeyim olmadı. Yaklaşık bir senedir. Onun için de hani onu şey yapamadım, deneyimleyemedim bunun içerisinde. Fakat bütün bu şeyden yola çıkarsak, ya deneyimlemiş olduğum, yapmış olduğum kişisel gelişim şeylerinden, eğer o kişiye, diyelim ki Ahmet'le ayrıldın, 21 gün boyunca düşünmemeyi, onunla ilgili herhangi bir şeyi hatırlamamayı başarırsan, bence başarırsın. Yani onunla dinlediğin şarkıyı dinlemeyeceksin. Onunla içtiğin kahveyi içmeyeceksin. Onunla yürüdüğün yoldan yürümeyeceksin. Yani onu anımsatacak her şeyi 21 gün boyunca uzaklaştıracak. Aklına o mu geldi? Ara en yakın arkadaşını, başka bir program yap filan mesela. Yani at aklına, hayır şimdi onu düşüneceğim, seni düşüneceğim. 21 gün sonra gerekirse düşünürüm de filan. Yani beyinde de orada var zaten, bazı şeyler var onu şey yapabileceğin cümleler var. Bence o şekilde atlatılabilir. Ama aşk acısı da tatlıdır ya, tadını da çıkartın yani. En tatlı acıdır aşk acısı. En güzeli de biliyor musun? Geçeceğini biliyorsun. Geçiyor. İlki geçerse hepsi geçiyor. Ben de ne örnekler. Hocam neler diyorum ben değil mi? Buyurun. Son soruymuş. Niye sen? Ne konuşmuşum? Bir saat 15 dakika oldu.
Bilmem ki. Sen o. Medyada bulunduğunuz konumdan memnunsunuz. Çok memnunum. Peki hayatta? Ondan da memnunum. Ya. Ha, daha iyisi olabilir miyim bilmiyorum. Olursa göreceğim. Ama yani ne bileyim ben çok şükür ki seviliyorum. Yani daha fazla bir şey de çok düşünemiyorum. Bence güzel. Sence? Ne yapmamı istersin mesela daha fazla? Ha. Bilmiyorum ya, ben hedef koymak evet güzel bir şey ama plan yapmayı sevmediğimden sebep yani daha fazlası bilemiyorum, inşallah olur. Şu anda memnunum, mutluyum yani. Bakalım hayat ne getirecek? Önemli olan hayat getirdiği şeyi görüp onun sinyalini alıp hayatla beraber akabilmek. Buyurun. Hata. Ya yapmamış olsaydım yapmış olduğum hataları ben olamazdım. Hata yapmışsam da hata değilmiş onların hiçbir tanesi. Hadi son soru. Sonra çekiliş. Aa, bir sürü kitap geldi. 10 mu oldu? Gittikçe çoğalıyor. Buyurun. Ya ben şimdi o kasinolarda çok öyle kasino falan yani kağıt oynamayı severim ben işin açıkçası. Hani küt Amerikanlı falan biliyor musunuz? Öyle kağıt oyunları. Aa, siz de hiçbir şey bilmiyor. Ne biçim gençlik bu ya? Biz kağıt oynayarak büyüdük okulda. Tavla oynayarak falan. Fakat o makinaları falan sevmiyorum. Dün akşam merakımdan gittim. Gitmedim zannetme. Gittim, basıyorsun saçma sapan alete tak 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 bir şeyler geliyor falan. O zaten hani oranın iki tane bir arkadaşım daha vardı, iki salağı gibi. Ona bas ne oluyor, buna bas ne oluyor, anlamadık çıktık. Yok be yok, kazanacak kadar oynamadım yani. Sadece merakımdan girdim baktım. Ya bir makineye karşı nasıl kazanacaksın ki? Hayata karşı kazansan. İyiydik. Yani 2010'da demiştim ki Sabah'a programına çıktığımda ne yapıyorsun demişti CNN Türk'te. Demiştim ki Kıbrıs'ta okuyorum. 1,5 yıl oldu başlayalı. Senin tahtında gözüm var demiştim. 6 ay vardı o zaman programda. 6 ay. İşte ben mailler atıyordum vesaire programı. Çok ısrarcıydı. Ay o zamanlar e-mail başlıyor gibi DM'ler falan. Şimdi de öyle mi? Hayır. Belli zaten duyuyor. Umur Çolak. Yani çoğu insan adını hatırlamam. İşte bu en son bununla ilgili bir şeyden DM atınca ay dedim Umur gene çıktı ortaya. Her gece e-mail atardı program ama kaçar tane yani. Yani çok e-mail geliyor ama o kadar çok atıyor ki çocuğunkileri görüyorum. En sonunda cevap vermiştim. Sonra programı niye davet ettim ben seni? Bir ara ben Akdeniz evlerinde burada bir öğrenci yurdu. Orada kalırken bir gün programa soru atmadım. Arkadaşlarımla yemek yiyorum, evde misafir ağırlıyorum. Ve televizyonda şöyle bir ses. Programda CNN açık, yani Sabah'ı izliyoruz. Ekrana döndü bir anda konuğunu bırakıp, Umur Çolak ya dedi sen soru göndermedin bugün bak soru kalmadı elimizde böyle. Ondan sonra ben de İstanbul'a gittim. Ekibi beni davet etti. Çok güzel oldu. Bana da güzel bir ana olmuştu. O kadar yani dikkatimi çekmiş adamın soru almaması yani. Yeteki geldi. Dikkatimi çekmiş soru almaması. Çok şekersin. Aferin, böyle ısrarlı olmak iyi bir şey. Evet. Ama tamam. Şekersin de ondan. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Sayın Rektör Danışmanımız Mehmet Ali Egemen'i doğru çekmiş. Söyledim. Takdimi, leket takdimi için sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla.
için yanlış şey söyledim. Bilmem ben. Hocam keyifli vakit geçirdiniz mi? Çok keyifli. Ay çok teşekkür ederim. Ne demek, çok mersi.